O Hazreti Mehdi tekbiri almadan önce bir ordu harekete geçecek şimdi zaten. Şimdi Şam Türkiye arası karışacak. Oralar karmakarış olacak. O ordular bölünecek. O ordunun bir grubu ta İstanbul'a kadar yürüyecek şimdi. O ordunun içerisinde Hazreti Mehdi'nin eli vardır. Onun manasını anlamazsın da zahirde değil o. Batında yönlendiriyor orayı. İstanbul fetholunur. İstanbul halifemiz tekrar gelip oturur. Halife oturmadan Hazreti Mehdi çıkmaz. Halife oturacak. O peygamber mirasını eline alacak. Peygamberimizin kutsal emanetleri onun emrinde olacak. Millet meclisinden çıkacak. Halifemizin eline geçecek. Halife oraya oturduğu vakit Hazreti Mehdi gelecek. Halife merasim ile Hazreti Mehdi onu teslim edecek. Hazreti Mehdi Efendimizin kılıcını kuşanır. Oradan şimdi Allah ve peygamberi yolunda olanlar, ehli sünnet itikadında bu sancak altında toplansın der. O dünyanın her yerinde Hazreti Mehdi'ye kalbden iman etmiş kişinin kalbinde Allahu Ekber beklediğimiz Mehdi çıktı denir ona. O zincirle bağlasa duramaz artık orada. Hemen onu hareket ettirirler. Hazreti Mehdi'nin yanına. E sen zannetme Hazreti Mehdi gelecek de gidecek de sen aramadın bulmadın kayboldu. Yok öyle şey. Peygamberler çıktı Allah gizledi mi? Yok peygamberlerin zamanında internet yoktu. Kompütör hiçbir şey yoktu. Peygamber çıktı bütün hepsine dağıtıldı. Televizyonda Mehdi'yi arayın, Mehdi'yi arayın, Mehdi'yi arayın. Ben ne akıl be bu? Saudi Arabistan'da Hazreti Mehdi de seni içeri sokarlar. Hiçbir imam bunu konuşamaz. Mısır'da konuşamaz. Bunu söyle insanlara. Bu uygundur. Onun için Hazreti Mehdi bizim istediğimiz vakit çıkacak değil. Ona emir verdiği vakit çıkacak. Öyle bir kararacak dedi Efendimiz. Öyle bir sıkılacak ortalık ki Allah dostları bile diyecek ki keşke mezarda olsaydım. Da bunları görmeseydim. Öyle bir hale girdiğiniz vakit tamamen karanlık olur, ışık çıkar dedi. Mehdi çıkar dedi o zaman. Hazreti Mehdi bütün zulmü durdurmak için gelecek. Hazreti Mehdi bütün küfrü yıkmak için gelecek. Hazreti Peygamber'in sünnetlerini tekrardan ihya etmek için, canlandırmak için gelecek. Kur'an-ı Kerim'deki şifreli ayetleri açacak. O ayetler ile hükmedecek. Onun üzerine kimse yok. O kimseden emir almaz o zaman. O zaman Kur'an-ı Kerim ile hükmedecek. Kur'an-ı Kerim'den açtığı ayetler ile onun karşısına soytarı cinsi çok insan çıkacak. Onları hakka davet edecek. Çıkmadığına da kafayı götürecek. Kimse ona ne yaparsın diyemez. Hiç. Öyle aman canım gülüm yok. Bazıları şaşırmış gül verecek diyor. Gül bak. Gül de veriyor. Gül. Al. Gül ehline gül verilir tabii ki. Hazreti Mehdi onu kabul etmiş, onu bekleyenlere, ona hazır olanlara gül verecek, evet. Gül verecek ama o gülü bir köşeye koyacak onlar şimdi. Çünkü ellerinde kılıç olacak. Küfürü yıkmak için. O birilerine de davet edecek. Bu tarafa geçiniz şimdi siz. Bu sancağın altında toplanınız. Diyecek. Toplanma o zaman ikilik yap bakalım. Ben çok bilen alimlerdenim de. Sakın ha. O diyor, Hazreti Davut gibi hükmeder. Hiç vezirsiz, direkt hükmeder. Kimsenin şeyini kabul etmez. İstişare yapmaz, direkt emir ile hareket eder o. Sakın şaşırma. Şaşkın çok. O tehlikeye düşecek olan çok şimdi. Hazırda bekliyor. Allah muhafaza etsin bizi de. Kendi nefsimize bırakmasın. Kendi nefsimize kalırsak o hale düşeriz. Evet. Mehdi'yi tanımaz. Sonra Mehdi'ye saldıracak olan sayısız haşerat var. Sayısız alim kılığında, kıyafetinde sayısız vardır. Ve hatta onu kabul edecek alimler var ki diyor. Onlar da korktukları için kabul edecekler. İman ettikleri için değil. Kılıcı iyi keser. Çekti mi?
hizaya getirecek. Aman gülüm, canım gülüm, yok. Siz misiniz küfre düşen? Siz misiniz peygamber yolunu bırakın? Gelin bakalım, hepsini sıraya koy. Şia'dan da başlar. Onlar da şaşırdı. Öyle bir şaşırdılar ki, Hüseyin, Hüseyin. Başka bir şey demiyor. Muhammed demiyor artık. Hüseyin diyor. Hazreti Hüseyin diyor. Öyle mi? Birinci senden başlar zaten. Birinci onu düzeltir. Hazreti Mehdi. Aklını başına al. Öyle bir hadisenin, öyle bir zamanın içerisine girdik ki, hiç daha böyle bir hadise yeryüzünde insanlık tarihi, yeryüzü kuruldu kurulalı Rabbil Alemin melekutu bütün her şeyi yarattığından bugüne kadar böyle bir hadise olmamıştır. Hiçbir peygamber zamanında da olmamış. Bütün bu yer küresini hizaya getirecek icazetli zat. Güç kuvvet melekut ile desteklidir. Geliyor. Eli kulağındadır. Sen hazır mısın ona? Sen ona bak. Ey İstanbul ahalisi! Sen hazır mısın? İstanbul'da olacak olan hadise büyük. Sen ona hazır mısın? Sen oraya bak. Onun için aklımızı başımıza alalım. Mübarek aya girdik. Bu ayda, artık bu aydan sonra gelecek olan tertibat vardır. Yıkılacak yanlışlar, süpürülecek çok püsürük herifler var bu dünyadan. Gidecek. O hengame arasında durma. Belanın indiği yerde durma. Belanın indiği yerde yürüme. Korunmak istersen lüzumsuz zamanda dışarı çıkma. İşin gücün yoksa yolda, çarşıda, pazarda, orada burada gezme. Evinde otur. Mescitte otur, dergahta otur, sohbet dinle, tesbih çek, Allah ile, peygamber ile, sevdikleri ile haşır neşir ol, yanlışlara kapıyı kapat, evinde o şeytan dolabı varsa onu hemen at dışarı. Televizyon melevizyon at, çünkü yakında işe yaramayacak zaten onlar da. Onun için kapat onu, kafanı karıştırır senin. Öyle maskaralar televizyona çıkıp, din adı altında dinsizlik öğretiyorlar millete. Kafan karışmasın. Kendi halinle otur. Bildiğini yaşa. Allah sana bilmediğini öğretir. Ayet-i kerime. Neyi biliyorsun? Düzgün bir şekilde şimdi samimi ol kendi kendine. Onu kendi hayatında yaşa. O zaman Allah sana bilmediğini öğretir. Ve minallahu tevfik. Bu kadar size de yeter, bize de yeter.